Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu malum girişimi yapmayacağım. Hangi malum? Sinan, benim malum bir girişim var biliyor musun? Bilmiyorum. Çok özür dilerim. Benim nasıl giriş yaptığımı bilmiyor musun Sinan? Hiç mi izlemedin oğlum videolarımı? İzledim. Aynı tepkiyi sen de bana vermiştin bu arada Blender'a geldiğimde. Vallahi izledim ya. Ali'li bölümü izledim senin. Ben nerede, ne ara, hangi cehennemin dibinde, kiminle video çekeceği belli olmayan Cihan Albayrak diye bir girişim var benim. Biraz... Gözümden kaçmış. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımda uykulu bir Sina ve uykulu bir ben var. Hoş geldin bro. Geceden kalmasın gibi. Geceden kalmayayım. Sana skeç yazacağım diye saat 6.30'da uyumak zorunda kaldım bro. Ve sabah spora gidemedim Berk. Onun için enerjim biraz garip. Bugün yazdığın oynarsın çekeceğiz Sina. Evet. Çok sevdiğim bir konsept. Seviyor musun bu arada gerçekten? Evet. Oyunculuk da var. Meslek aşkı. Yani evet, o skeç kısmına heyecanlıyım şu an yani. Evet. Genelde bütün bu formata konuk aldığım bütün arkadaşlar skeç konusunda heyecanlanıyorlar. Ama senin bir oyunculuk geçmişin ve hali hazırda yürüyen bazı projelerin de var. Beklentim var benden, anlamadım. Beklentim yok. İyi oynamanı bekliyorum sadece. Yani beklentim biraz, var. Biraz baskı uygulayayım sana. Bu arada formatı bilmeyen arkadaşlarım için ben bir formatı anlatmak isterim. Arkadaşlar yine elimde yazdığım kutsal bir skeçim var. Skeçin içinde her replikte birer tane boşluk bıraktım. Bu boşluğu Sina'ya sorduğum sorulardan aldığım cevaplarla dolduracağım. Ve skecimiz muazzam bir şekilde kendini tamamlanmış hissedecek. Skecimiz kendini tam hazır hissettiğinde biz seninle beraber buradan kalkıp muazzam skecimizi çekeceğiz Sina. Ne yaparsın Sina? Ne diyeyim ya? Tamam. Tamam. İyiyim falan de oğlum, güzelmiş, ne bileyim, izlediğim şu bu. Ben bu arada Sina'nın biliyorsunuz 50 bölümdür devam eden bir Blender. Blender mi? Blender mi? Blender. Blender'e. Bu arada bunu ciddi ciddi soracağım. Bunu senin kendi konseptinde sormadım saygısızlık olmasın diye. Şu an kendi köplüm diye bütün saçmalıkları sorabilirim sana. Blender. Bu bir kelime oyunu şakası mı? Hani Blender. Bir sürü kelime... Ben konuşamadım. Bir sürü. Senin gibi özel liselerde, özel üniversitelerde okumuş bir adamın. Bir sürü demesi ne Sina? Ama senin bir Koreli bir arkadaşın. En azından Samsunlar gibi E'yi açık söylemiyorum. Ama buradan kesinlikle Samsun'ları karşı almak gelir. Ya of, hiç konuşamıyorum. Türkiye'de böyle yürümüyor Sina. Samsun dediğin anda Samsunlar bir şekilde alınıyor sana. Evet. İstersen evet. Bu arada Samsun'a gittiğim en güzel şeylerden biriydi. Tam 19 Mayıs'ta gitmiştim. Hemen Samsun'a ölmem lazım şu an. Ben Sina'nın Blender'ına katıldığımda kendi üzerinde biraz fazla bir baskı hissetmiştim. Çünkü kalabalık bir ekip. Ciddi, bayağı büyük. Ciddi bir prodüksiyon. Yani LED'ler, MED'ler, arkada enteresan ışıklar ve... Bir tık hani ne gerek var kadar yüksek. Ne gerek vardan ziyade biraz beklentiyi yükseltiyor bro. Sen o ışıkları gördüğünde daha iyi şakalar, daha iyi konuklar beklemeye başlıyorsun. Ve seni bazen doyurmuyor. Ama bugüne kadar da katıldığım ve kendi çektiğim videolarda dahil kendimi en yakışıklı gördüğüm video... Ciddi misin? İnanılmaz. Oradaki yorumlar da öyle. Cihan abi bu kadar yakışıklı mıydı amına koyayım? Haberimiz yoktu. Biz nasıl ışıklarla çekiyoruz oğlum? Biz misafir olsa ışığı mı kullanıyoruz? Ne yapıyoruz buraya? Adamın videosunda yanıyorum bro. Şu influencer ışığıdır bu arada. Makyaj kanalı ışığıdır. Bro, evet ya. TikToker ışığı oldu artık evet. Bunlar ya. Ha, değil mi? Ring light, evet. Çünkü burada bünyemizde birkaç tane TikToker arkadaşımız var. Öyle mi? Kim var? Saymak ister misiniz TikToker arkadaşlarımızı? 1. Yaren alacağım. 2. Apple. 3. Tesla. 4. Bu da niye hazırlıklısınız ya? Değiliz. Herkes ne zaman söyleyeceğini bilir. Bunlar her zaman maruz kalıyorlar çünkü. Sana bir tane soru soracağım hemen bro. Bir tane şarkı söyler misin bana? Bilmiyorum. Komik olmam gerekiyor baskısı var. Komik olman gerekmiyor ama aklına gelen... Afilli yalnızlık geldi mesela. Burada çok severim Emre Aydın. Emre Aydın'ı ben de çok severim. İlk, beni ilk likelayan ünlü biliyor musun? Ciddi i̇lk misin? Hayatımda ilk ünlü interaction'ım Emre Aydın'dır. Hangi, Vine'da. Hangi postunu? Vine'da. Evet. Hangi Vine olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne? Billie Jean'in beat'i başlıyor, sonra ben soğuk odalarda. Burası soğuk, soğuk odal... Öyle değil mi? Diye giriyorum. Emre Aydın diye beğendim. Emre Aydın'ı da beğendim ama. Benim Emre Aydın'la ilgili bir anım. Beni ilk ağlatan... Ağladan. Allah kahretsin. Türkçe bilmiyoruz artık ya. Beni ilk ağlatan rock yıldızıdır Emre Aydın. Ama Emre Aydın hala yani bu dönemde bile hani bu kadar rap piyasası işte popüler sanat, popüler kültür falan hala gidiyorum. O dramından hala vazgeçmemesi. Evet, ama bilmiyorum mesela ben Emre Aydın'ın kilo aldığı bir dönem vardı ya. Ben onda bile ağladım. Niye Emre kilo aldım? Kilo alıp saçını döküldüğü bir dönem vardı. Evet, evet, çok zor bir dönemi vardı. Bir tane harf alayım senden. Harf. Evet. S. Bu soruyu hep böyle araya sıkıştıracağım. Bir televizyon... Evet ve Ali İhsan Varol şey yapıyorsun. Televizyon yarışmacısına dönmek istemiyorum bunu şu an. Bir tane sayı alacağım senden. Sayı 5. 5. Özel bir anlamı var mıdır 5'in? Var. Yani şöyle, benim yıllarca futbol oynadım ben. Forma numaramdı. Instagram'a geçtiğim zamanda da Sina Ozer'i bir fan hesabı maalesef ele geçirmişti. Ben de ulan alamadık falan deyip Sina Ozer 5 aldım. Onun da hikayesi budur bu arada. Ha, futbol oynadım. Evet.
bayağı. Stoper miydin? 5 numara. Sağ bektim. Sağ bek. Evet, Türkiye'de bu kadar sağ bek sorunu yaşanacağını bilseydim 20 yıl boyunca vazgeçmezdim değil mi? Evet. Niye vazgeçtin peki? Çünkü senin aile yapında da şey görmüyorum ben. Muhafazakar bir aile yapısı da görmüyorum sende. Ne alakası? Hani oğlum ya okuyacaksın ya futbol olacaksın. Hayır ha. ben bu arada mesela... o hep var ya. Yani şey ulan olmayacak bundan galiba endişesi oluyor her ailede yani. Ama bazı ebeveynler şey yapıyor yani. Ha, bu adam iyi top oynuyor. Ya bütün yatırımı bu herifin hayallerine yatıyor. Desteklediler bir müddet. Sonra ben... Krampon ya, aldılar. Şimdi şöyle oluyor bak bunu anlatınca yaklaşık İstanbul'daki her taksici hikayesi bununla aynı olduğu için. Çünkü beni Beşiktaş izliyordu. Bağlarımdan sakatlandım. Ama şimdi... Yalan amına koyayım. Ya işte şimdi herhangi bir taksiye benim aynı hikayeyi anlatacak yani. Anlatıyorlar da. Ama hakikaten öyle oldu yani. Bildiğim Beşiktaş'a transfer olma ihtimalim vardı. Bağlarımdan sakatlandım iki kere. Sonra da sınava falan hızlanıp üniversiteye girdim yani. Bir tane işletme. Kompresörcü. Hatırlıyor musun sana bunu bu videoda söylemem lazım. Blender'a katıldığımda bana bir soru sormuştu. Sina bana bir soru sormuştu. İzleyenleriniz varsa hatırlarlar. Soru şuydu. Bu arada soru tamamen clickbait için, videonun daha fazla izlenmesi için, başlığa yerleştirmek için yapılan bir stratejiydi. Konuşamıyorum Allah kahretsin. Ya bir daha baştan mı girsek? Ağzım niye kurudu benim ya? Yapımcılar abi. Falan izliyor abi. Aa, yapma, değil mi? Burada paslıyoruz işi. Bana Blender'da şunu sordular. Kadınların büyük çoğunluğunun bakarak mastürbasyon yaptığı ünlü kimdir? Şıklar Johnny Depp, Brad Pitt, Barack Obama. Amerika'da yapılan araştırmalara göre kadınlar mastürbasyon yaparken en çok hangi ünlü erkeği hayal ederler? A. Brad Pitt, B. Johnny Depp, C. Obama. Ben Johnny Depp dedim. Şimdi siz mesela ne derdiniz bro? Cevabı bilmiyorsunuz. Ne derdin Burhan? Barack Obama süpersin. Alperen izledin. Okey. Ben de Barack Obama olduğunu düşündüm çünkü Barack Obama da var. Hani bir erkek olarak da onun eril enerjisini hissediyorum yani. Karizmatik bir adam. Cevap ne çıkmıştı hatırlıyor musun? Brad Pitt çıktı. Brad Pitt çıktı. Cevap Brad Pitt çıktı. Kadınların evet. En çok ha, evet, Brad Pitt'e bakarak mantıklı. Masturbasyon yaptı. Evet, tamam, mantıklı. Tamam, okay. Sen bana kızdın. Ne anlatıyorsun sen? Ne Barack Obama'sı? Evet. Brad Pitt bu falan filan. Geçen bir Fleabag diye bir diziye başladım. İzleyen var mı bilmiyorum. Fleabag'in birinci bölümünde başrol kadın kocasının yanında yatarken Barack Obama'nın demecini dinleyip mastürbasyon yapıyordu. Evet. Bu kadar. Sadece hayır, bir şey diyeceğim ama Brad Pitt, Endonezya'daki kadın bile Brad Pitt'i biliyor ya. Onun için o seks apalite, hani fight club'lar bilmem neyle falan geliyor ya insanlara. Sen tam Barack Obama... Ne konuşuyoruz ya? Hayır abi konuşuyor. Barack Obama'ya bakıp mastürbasyon yapılmaz demiyorum. Brad Pitt'e yapan daha çoktur yani, oradaki soru o yani. Çok doğru. Benim sadece bir dizide böyle bir sahne görmem çok garip hissettirmişti bana. Onun için bunu anlatmak istedim. Bu arada bana attı gece 3'te oldu. Bak abi yapılıyormuş gayet falan. Bir tane kuru yemiş alacağım senden. Kaju. Kaju. Bir tane vücut reaksiyonu verir misin bana? Vücut aksülameli. Bilir misin aksülamel nedir hocam? Aniden kusma. Aniden kusma. Olabilir yani. Kusmanın yani. Başına aniden getirip bunu böyle çok spesifik bir hale getirmen de. Aniden kusmak. Olabilir, süpersin. Özel bir gün alacağım. Doğum günüm. Doğum günün. Bir akraba. Aniden hala. İkinci derece kuzenim. Ya siktir git Sina ya. Akrabanla aran nasıl? Çok iyi. İyi mi gerçekten? Görüştüğün kuzenin falan var mı? Çok var. Vallahi biz kalabalığız baya. Aa süpermiş ya. Evcil hayvan adı. Evcil hayvanın vardı senin. Var. Hatta bugün eğitime gittim. Kendi hayvanımı vereyim. Hayır yani istersen verebilirsin de sallayabilirsin bir isim. Evcil hayvana takılacak bir isim istiyorum senden. Evcil hayvana takılacak bir isim. Meze. Bir şehir alacağım. Samsun. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Çünkü çok eksideyim Samsun'da da onu. Evet. Ama bence kurtardın ya. Bir tane nesne, saçma bir nesne. Dildo ya. Falan demek istiyorsun. De bro, tamam nesne. Dildo bitti abi işte ya. Saçma da değil bu arada. Ama dildo dediğin için sana kulaklık veremeyeceğiz bugün yani. Bunu sana sormak istiyorum. Bir sinirlenme tepkisi. Çok böyle agresif bir insana da benzemiyorsun ama sinirlenir misin? Yani tabii ki de çok böyle yani. Şey kırmızı koltuk sorusu oluyor. Sinirlenir evet, misin? Evet evet yani böyle şey katarsis var. Evet, neydi evet. O öyle bir şey. Vardı öyle bir şey. Hiç. Sinirlendin mi Sina? Hiç sinirlendim. Sinirlendiğimde de... Çok fena bağlı her yeri. Yazabilir misin bunu peki? Ama açık eyle yazacağım ben Samsun'un. Aaa yazacağım. Güzel bir sinirlenme. Abi nasıl gidiyor? Dizimizi ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor hayat oğlum? Anlatsana soru, birazcık. Orayla mı alakalı? Hayır bununla alakası yok. Dizi bitti öyle bu arada. Öyle soru yazmışım düşünsene. Nasıl gidiyor dizimizi? Nasıl gidiyor dizimizi? Sen Çalkapı'mdaydım. Bitti. Sürekli böyle Kerem Bursinlerle falan bir karavan. Tam bir set sohbeti. Hande Erçel, Kerem Bursin, Anıl İlter, Sarp Bozkurt falan. Şimdi şeye soktum beni. Saymazsam ayıp olur falan Allah gibi bir yere Allah. Girdik. Ama güzel bir aile gibi. Ne anlatıyoruz ya?
Benim her sorduğum soruyu ne anlatıyorsunuz dersen ben sana... Tamam, YouTuber söyle bir tane. YouTuber söyleyeyim bir tane. Cihan Albayrak. Allah Allah ya. Twitch yayıncısı sorsaydı keşke. Çünkü onlar... Kimi vermek istiyordun? Sıkıntılı var. Sıkıntılı. Kimi versem sıkıntı gibi. Kimi verirdin mesela Twitch deseydin? İzliyor musun Twitch? İzliyorum ama neyse şimdi herkes sıkıntılı. Boş ver. Herkes sıkıntılı. Okay. Biz niye Türkiye'de bir şey konuşamıyoruz Sinan? Evet ya. Niye her şey sıkıntılı? Bir dildo dedim, onda da aşırı bir dildo falan. Ne, bazı takipçilerimizin çok hoşuna gidecek dildo demiş olman. Sakinleştirme tepkisi. Biri, mesela kız arkadaşın çok sinirlendi sana karşı. Gerçekten böyle senin aslında olayı derinden bildiğin bir konu. Haklısın. Yanlış anladığını da biliyorsun. Çok büyük yükseldi sana. Nasıl sakinleştirirsin abi? İlk tepki ne olur? Bebiş. J ile bu arada. Bebiş. Çok samimi bir yerden verdim bana. Evet. Lütfen daha geçirmesin. Yok hayır, niye daha geçirme abi? Bebiş okey ya. Sen nasıl sakinleştirsin kıza? Hey. Ay o ne be? Daha çok sinirlendiriyor. Evet ya. Orada ya. Halk sinirlendi buna. Twitter'da yayıldığını görür gibiyim yani. Değil mi? Bir tane ülke alacağım. Endonezya. Skeci yazarken Sinan'ın Endonezya diyeceğini düşünmüştüm, biliyor musun? Ama ona göre bir şaka hazırlamadım bu arada. Çok enteresan. Bir meyve alacağım. Şeftali. Şeftali. Var mı tikin falan? Bir saçma bir alışkanlığı. Tikim vardı ama yendim mi garip bir şekilde? Ciddi misin lan? Evet. Ne? Nasıl bir tik? Bu mu? Ama harbiden şimdi yapınca bak açıldı, o kapıları açtık. İşte gördün değil mi? Benim de tikim var. Yani bayağı 3 yaşımdan beri kurtulmaya çalışıyorum. Şey, ağız yalama. Dil değil de birçok tikim. Ağız yalama değil olmadı da. Dudaklarını... Bende çünkü şey var, bildiğin şunu yapıyordum. Silsile buydu yani. Of. Geçti ama. Bende de var. Benim ama kirpiklerim birbirine takıldığı için yıllardır şu dipleri hala takılıdır. Bu ne demek ya? Yani son dipleri, kirpiklerimin dipleri birbirine takılıyor. Açarken ve rahatsız ediyor. Hep gözlerimi şöyle şöyle yapardım. Sonra o boyut değiştirdi. Artık hani gözümü oynatmayayım da vücudumu başka bir yere oynatıp öyle açayım diye burnumu kaldırmaya başladım. Oo. Sonra kaşlar maşlar derken yüzüm böyle Jurassic Park gibi olmaya başladı bunu. Yavaş yavaş kurtulmaya çalışıyorum ama. Bir sıfat söyle. Sefil. Ya abi sıfat ne edeceğim? Can sıfat neydi? Bir tane mastarlı fiil alacağım. Sokmak. Sok. Bir tane süper kahraman. Anti kahraman olur mu? Olur. Venom. Venom. Vay. Gidemedim bu arada Venom'a ya. Tam konuma geldim. Dune'u izledin mi? Yok. Gidecektim, gidemedim. Abi yıllardır beklediğin Dune diye bir film var arkadaşlar. Dur. Hayal kırıklığı mı var bu hikayede? Hayır, yok. Şöyle bir durum var. Ben Dune'um bayağı işte normalde 60-70 yıllarında ilk Jodorowsky diye bir yönetmenin bir filmi yaratım hikayesi var. Herif filmi çekmek istiyor ama bütçeden dolayı ve o zamanki teknolojik yetersizlikten dolayı filmi çekemiyorlar. Sonra Jodorowsky'nin bu belgeselini izledikten sonra ben filmin kitabını aldım. Frank Herbert diye bir adamın Dune Mesihi diye bir hikayesi. Üçleme, aslında 6 kitabı var. Herif öldükten sonra oğlu ve başka bir gazeteci adam kitabın yazımına devam ediyorlar. Film, ben yıllardır 2-3 yıldır falan bekliyorum bunu. Filme hala gidemedim ben. Ama giden insanlar bana şunu söylüyorlar. Benim filmden, özellikle kostümden, sanatından, prodüksiyonundan beklentim çok büyük olduğu için nasıldı film diyorum, replik yok tam buna koy diyor bana. Enes şey dedi mesela, filmin içinde 8 kere uyudum. Bir a** koydum, bunun filmle ilgili bir sıkıntısı yok. Senin bence bir insomniyan, bir uyku sorunun var. Bir filmin içinde 8 kere uyursan sence bu filmin kötülüğünden midir yoksa arkadaşımızın sağlıksal bir sorunun vardır, bunu sana sormak isterim. Bir filmin içinde bunu 8 kere nasıl uyursun amına koyayım ya? 8 kere uyuyorsan uykusuz gitmişsin. Ama evet. Uyutması tehlikeli tabii filmin yani. Bro film uyutmaz ya. Yani sinema salonuna gidip ya bak şunu... Film uyutur. Tamam ya. HBO Max'tan açtın evde, tamam mı? Evde televizyondan izliyorsun. Uyursun bro. Öyle bir lüksün var. Koltuktasın. Ama sinemaya film izlemeye gidiyorsun. Yani ne kadar kötü olabilir film? Yani nindi mi bu amına koyayım? Yani şey olması lazım filmin. Seni uyutacak, hipnotize edecek şeyler görmen lazım. Bir filmi izlerken sürekli uyuyakalamazsın sinema salonunda ya. Yani ben sen bunu, biraz Dune'a yükseldiğin için bence kaldıramıyorsun bunu da. Hiç. Bazı filmler uyutur abi. Sen galiba uyuyorsun. Hayır ben çok aşırı bu arada şeyim yani. Bir film beni uyutuyorsa herkes hakikaten uyuyor. Sıkıntı var. Öyle mi diyorsun? Aynen. Çünkü inanılmaz saygım var, anladın mı? Hani gözümü falan böyle açar izlerim yani. Bir tane vücut uzuvu istiyorum. Dildo. Ayak baş parmağı. Bir tane ünlü. Güzel bir ünlü düşünüyorum. Türk mü yabancı mı? Senin kafana göre. Ya ben niye böyleyim yani ya? Zid Ahmet bile diyebilirsin yani şu an. Köksal baba. Ya bunu mu buldum? Üniversite bölümü. Zooloji. Bir sayı. 8756. Bir kadın kıyafeti. İşte burada gerçek yüzünü öğreneceksin abi. Kadın kıyafeti diye bir şey yoktur. Kıyafet vardır. Ya baba. Ya hayır ya, bir kadın. İşte hali hazırda Türkiye'de karşılaştığımız kadın kıyafetlerinden bahsediyorum. Tamam. Erkeklerin pek tercih etmediği diyelim. O zaman neydi o? Bluz. Son. Beni topa atıyor ama. Böyle seksist bir yerde hayır, konumlandırıyor hiç. Şu an beni.
Hiç yok. Bir tane de senden son sorumuza geldik bu arada. Daha fazla sıkılmayacaksın. Hayır ya. Şaka yapıyorum. Bir tane özlü söz. Bu bir film repliği de olabilir. Böyle hayatında yer etmiş, hafızana kazınmış bir söz var mıdır? Babam derdi ki... İtim zırlıyor, götüm dinliyor. İtim zırlıyor, götüm dinliyor. Bizim oranındır bu arada. Sizin orası? Diyarbakır. Acarken. Ha. Aynen, Acarkent'te Enes Batur'dan duydum ben bunu. Orada çok çünkü hani. Zırlayan dinleyen çok var. Sorularımızı tamamladık. Bir 5 dakika kahve molası verip ben bu kelimeleri skecime yerleştireceğim. Hazırsan skecimize geçeceğiz. Ölsem hemen şimdi. Bu kez pek bir afilli yalnızlık, ağlatan bir kadın kadar düşman. Ağzı bozuk üstelik bırakmıyor acıtmadan. Bu ses S8756. Haberimi almışsın. Ölmediğini duyduğumda hiç şaşırmamıştım. Sadece birkaç dakika kusmuştum. Gel otur şöyle. Burada bizden başka kimse yok. İstanbul çok değişmiş. Sen de öyle. Ofis yeni mi? Yeni. Hayırlı olsun. Allah razı olsun, beğendin mi? Beğendim. Hayırlı olsun, duanı ettin mi? Daha etmedim. Şşş. Doğum günümden beri seks yapmıyorum. Baksana şu elimin haline. Ve göreve de çıkmıyorum. Dünya çok sıkıcı bir hale almaya başladı. Eskiden böyle değildi. Evet, seni özledik. Ama uzun bir süre öldüğünü söyleyenler oldu. Evlendiğini söyleyenler oldu. Ölmedim. Uzun zamandır bir kompresörcüde saklanıyorum. Kaju varyantı bulaştı. Şehir dışından gelen kötü komedyenlerden bulaşıyormuş. Uzun süre insanlardan uzak karantinada kalmam gerekti. Karantina! Saçmalık! T8756. Tam ihtiyacım olduğu zaman da ortaya çıktım, biliyor musun? Yaşadığını öğrendiğim anda hemen ikinci dereceden kuzenimi aradım. Sana ulaşmamı sağlayabilecek önemli insanlar tanıyordu çünkü. İkinci dereceden kuzenin mezenin adını çok duydum. Çevresi geniştir. Buralara gelmemde çok yardımcı oldu. Ve inanır mısın, bütün bağlantılarını sadece Samsun'la dildos atarak kurdum. İnan. Bana ergen gibi akrabalarını... Bana ergen gibi akrabalarını övmekten vazgeç. Ben istemediğimde bana ulaşamazsın, bunu unutma. Bu lanet olası ülke başkanı da dahil senin Cihan Albayrak'a benzeyen ikinci dereceden kuzenin de olsa bir şey değiştirmez. Bebiş. Bebiş. Uzatmayacağım. Sana bir iş için ihtiyacım var. Biliyorsun ortalık karışık. Şu anda bütün dünya medyası Endonezya'da katledilen şeftalileri konuşuyor. Dikkatler üzerimizde değilken şu işi halletmemiz lazım. Ekibini topla, haberimi bekle. O iş kolay. Sen sadece bana... Sen sadece bana yeri, zamanı... Ve... bana... sefil bir kadın fotoğrafı gönder. Yarın olmaz ama. Yurt dışından cama sokan ben onlardan sipariş ettim. Yarın dağıtıma çıkacak. Evde olmam lazım. Şubeye gidersem sıkıntı. Merak etme S8756. Bütün bilgileri alacaksın. Zamanı geldiğinde ayak baş parmağında Köksal Baba dövmesi olan bir adam sana bir kutu verecek. Onu al. Kutunun içinde bir telefon ve sana yol göstermesi için eğitimli bir zooloji öğrencisi yollayacağım. Asıl konu onlar değil. Asıl konu bu iş bittikten sonra 5 dolarım. Ve Instagram hesabımda mavi tikim ne olacak? Eğer o işler hallolduğunsa ne yapacağımı çok iyi biliyorsun. Halledin artık şu işi ya. Hürriyet'te haberimiz çıktı, düğünde damadın arkadaşı Esti Güllü'de düğünde diye. Daha ne olsun? Bana bak lan! Sesimi çıkarmıyorum diye bir daha bana şart... koyarsan seni bluzumla boğarım. Bana ne veriyorum lan sana? Paranı ben veriyorum lan sana. Hayatını riske atan da benim. Benimle doğru konuşacaksın. Ne demişler? İtim zırlıyor, götüm dinliyor. Hayır, konuşabilirim. Tamam. Ofistansın öyle olsun.
Se videoyu kapatır mısın? Videoya veda et Se. Sina'ya teşekkür et. Se. Se. Tamam istediğin gibi olsun Se. Benim kim olduğumu bir daha unutursan. Bir Se! Sina iyi ki geldin kanki. Güzel videoydu. Ben de çok teşekkür ederim beni çağırdığın için abi. Hani zarar verdiysen. Estağfurullah, estağfurullah. Beklediğim de buydu zaten. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın.